Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Aranın hemen öncesinde Aytunç Erki, bu arada Kozmik Albay bizimle birlikte efendim. Zamanında işte Kozmik Oda baskınıyla ilgili olarak çeşitli yayınlar yapmıştık orada. İşte şeyi anlatan, süreci anlatan yine askeri kökenli isimler vardı. Onların adı şey olarak kalmıştı, söyleyin adını. Kozmik Subay olarak kalmıştı. Evet. Ama gerçek Kozmik Albay bu kitabıyla ortaya çıktı. Albayım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Birazdan Kozmik Oda Kumpası'nın tam olarak Türkiye'ye neye mal olduğunu sizin anlatımlarınızla ve konuklarımızın sorularıyla ele alacağız. Ama müsaadenizle Şekip Mosturoğlu'yla olan bağlantımız bitmemişti. Tabii. Aytunç Erkin bir soru soracaktı. Evet. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerine Şekip Mosturoğlu da bizimle birlikte. Buyurun Aytunç Bey. Sayın Mosturoğlu, şimdi İstanbul'un 3. Ağır Ceza artık beraat kararını verdi. Bundan sonra ne bekliyorsunuz? Yani yeniden yargılama, usulen bozulmuştu vesaire. Bundan sonra ne olmalı? Yargıtay'a mı gidecek? Nereye gidecek? Yani sizin beklentiniz nedir? Şimdi Yargıtay süreci başlıyor. Yargıtay sürecinin ben bir an önce hızlı bir şekilde bitirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu dava sürdüğü sürece bu büyük kütleleri birbirine çarpıştıran o fay hatları sürekli enerji biriktirmeye devam edecek ve bu davanın varlığı kumpas olgusunun gerçekliği yönünde benim açımdan en azından bir takım sonuçlar doğuracak. Görüyorum bunu toplumsal olarak. İkincisi, bu davanın sürüyor olması kumpas sanıklarının cezalandırılmasının önünde bir engel olarak duruyor. Ben bunun Yargıtay'da bir an önce hızlı olarak ivedilikle karara bağlanacağını ve bir an önce sonuçlanacağını düşünüyorum. Tabii ama bu cezai süreç. Bir de tazminat süreçleri var. Fenerbahçe Spor Kulübü bu kumpastan dolayı çok büyük bir maddi zararı uğramıştır ki bunun tahmini büyüklüğü 2 milyar lira civarındadır. Belki daha fazladır. Bunun bir envanteri çıkartılmıştır. Ve bu zararların giderilmesi için alınması gereken aksiyona ilişkin yol haritası da belirlenmiştir. Bir an önce mevcut yönetimimizin, kulüp yönetimimizin Fenerbahçe'nin zararlarının tazmini konusunda harekete geçmesi, bunların tazmini konusunda muhataplarıyla hukuki süreçlere girişmesi gerekmektedir. Benim beklentim sürecinde bu şekilde gelişeceğidir. Kulübün de böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurumsal hafızası var. Buna ilişkin yol haritası dediğim gibi bizim tarafımızdan da zaten hazırlanmıştı. Kurumun elinde var şu an. Orta vadede de yani bu süreç, Yargıtay süreci devam ederken de ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tazminatla ilgili aksiyonları aldığını göreceğimizi düşünüyorum. Peki. Şekip Mosturoğlu, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de size çok çok teşekkür ederim. Yayının başında da dediğim gibi, yani bir haftalık süreç içerisinde bu davayla ilgili ulusal bir kanalda ilk defa sesimizi dile getirebildik. Çok çok teşekkür ederim. Tüm konuklarınıza da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Mosturoğlu. Evet, Aytunç Erkin'in Temmuz 2020'de Hazine'nin, ki işte o zaman yine değil mi Berat Albayrak'ın başında olduğu bir kurumun bu davaya bu şekilde müdahil olma girişimine ilişkin evrakı çarpıcı bir şekilde vurgulamasıyla bu meseleyi ele almış bulunuyoruz. Sayın seyirciler, Ersan Şen Hocam çok açık bir şekilde söyledi. A'dan Z'ye yanlış dedi bu. Bu A'dan Z'ye yanlış, ama doğal olarak Barış Pehlivan'ın da vurguladığı gibi acaba hani genel olarak Berat Albayrak ve hatta kabinedeki bir iki bakanın daha Trabzonspor'la biraz daha yakın bir ilişkide olmasının bunlar üzerinde bir etkisi var mıdır yok mudur sorusunu doğal olarak akıllara getirdi. İnsanız sonuçta. Aklımıza böyle bir şüphe geliyor ve biz bu şüpheyi kamu adına soruyoruz. Ben bir soru daha soracağım. Bir şey size yani söylüyorum kamuoyuna. Berat Albayrak 8 Kasım'da istifasını verdi. 9 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhakemat Müdürlüğü ne karar aldı? Onu da yarın görecekler. Okuyacaklar. Bizim sözcüde görecekler. Bununla ilgili, evet. Sayın Albayrak'ın istifasından bir gün sonra her şey değişti. 180 derece döndü. Rüzgar değişti. Bir garip bir durum var ortada. O soruyu soruyoruz zaten. Peki. Zaten meselenin en azından bu dava ve sonuçlar bakımından sportif yanı yok. Yani bunu milletin iyi anlaması lazım. Yani burada sizin kalkıp bir takım tarafkirliği üzerinden bu meseleyi değerlendirmemeniz gerekiyor. Eğer değerlendirirseniz hatta bu büyük fotoğrafa bakmak lazım. Büyük fotoğrafa bakıldığında da ya hala anlaşılmayan, Aytunç Bey'in dediği doğru. Devletin, hükümetin durduğu yer belli.
Şimdi durduğu yer belli olduğuna göre, biraz önce söylediğim o tasarruflar icra edildiğine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde 6526 sayılı kanun çıkarıldığına göre, bundan sonra süreç yargılamanın yenilenmesi biçimine döndüğüne göre, ben anlamıyorum yani akıl tutulması nereden? Ya bunun hayır, bunun Trabzonlu olup olmamakla veya efendim işte siyasi kişiliklerin Trabzonlu'ndan kaynaklanan sebeple, yani bu onu şimdi, aşan bir durum şimdi, var orada. Evet, ama sonuçta bunlar olgular Ersun Hocam. Hayır, onu demiyorum. Bakın izleyicimiz yani Twitter'dan bize video gönderiyor. İzleyin diyor burada. Berat Albayrak'ın 3 Temmuz sürecine bakışını burada izleyin diyor. Bir video göndermiş. Şimdi öyle bakarsan o kadar olmaz. Detayına evet girmiyoruz ama efendim Erkan Yılmaz Büyük Köprü'ye geçmeden önce Seren Selvin Korkmaz, ben bu futbolla ilgili bir konu olduğu için böyle cinsiyetçi bir yaklaşım sergilemiyorum ama bir siyaset bilimci olarak siz burada ne gözlediniz? O yorumunuzu rica ediyorum. Çok iyi bir futbol izleyicisiyim, o yüzden öyle onları kabul etmiyorum. Galatasaraylıyım. Galatasaraylısınız. Ben de Galatasaraylıyım. Efendim albayım da Galatasaraylıymış. Çoğunlukta mıyız? evet, yani ben burada siyaset bilimine ilişkin tüm bu şeylerden şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ya demokrasi ancak demokratik yollarla inşa edilir. Bu bütün saydığımız, biraz sonra albayım açıklayacaktır bize kumpas süreçleri vesaire, şike meseleleri, bütün saydığımız mesele aslında kısır bir döngü halinde. Yani Ersan Hocam da açıkladı ya, şimdi demokrasiyi inşa etmek için bir takım tırnak içinde vesayetlerden, bir takım antidemokratik uygulamalardan kurtulmak için siz çok yine antidemokratik yollardan, hukuka hiç uygun olmayan yöntemlerle kendi usulünüzde demokrasi dediğiniz şeyi yerleşikleştirmeye çalışırken bugün gelirsiniz, siz de aynı sürecin mağduru olabilirsiniz. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan gerçek anlamda demokrasi ve hukuk devleti. O yüzden bütün bu şike davalarına bakarken, kumpas davalarına bakarken, bugün yine adaletsiz yargılamalara bakarken ben bunları hatırlıyorum. Ve yine burada konuşulurken insanların içeride hani kaybettiği, bugün hani o üstünde durulmayan şeyler var ya, hani Barış Bey'in yanında belki konuşmak belki şey değil ama insanların o içeride cezaevinde kaybettikleri günlerin telafisi de olmuyor. Bugün haber yapılmayan konular. Ben Fatih Hilmioğlu'nu hatırlıyorum. Oğlu sevgili Emir Hilmioğlu'nu cezaevinde kaybetti. Bunlar telafi edilebilir mi yıllar sonra? Hukuk kararlarıyla da. Kaşif Kozunoğlu kat gözü geçirdi. Davadan Ali Tatar var. Gelecek. Ali Tatar intihar etti. Kudüs'ü Okkır zaten bu davaların sembolüydü. Yani iktidar aslında kendi canavarını yarattı. O canavarla herkesi, aslında Türkiye'yi bir cehenneme çevirdi. Şimdi buradan hani biraz önce kitapçı konusuna giremedik ya, gel veya fazla konuşamadık. Aslında beraber onlar o kitapçıkta bu yazıyordu. Yani diyor ki senle beraber 2013'e kadar yürüdü bunlar ve herkesi, bütün ülkeyi cehenneme çevirdi diyordu. 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı. Kitapçı. Evet, ben şundan da bahsedeyim. Yani tüm bunlar olurken 2009 yılında sevgili Binnaz Toprak Hoca'nın Türkiye'de Farklı Olmak diye bir kitabı çıkmıştı. Çok da eleştirildi bunlar gerçekçi değil diye. Ne söylüyordu Binnaz Hoca o kitapta? Bir araştırmaya dayanıyordu tabii kitap. Anadolu'da FETÖ, o günkü adıyla işte Fethullahçı cemaatine mensup olmayan insanlar ticari ilişkilerden, sosyal ilişkilerden dışlanıyor, ötekileştiriliyor diyordu, değil mi? Tüm bunların sonucunda yargıda, işte hükümetin belli noktalarında bir takım paralel kurumlar kuruldu. Bugün onların kendilerini mağdur olarak konumladığı bir sistemdeyiz. Hukuk herkese eşit davranmalı. Ya demek istediğim şey, eğer demokrasi çerçevesinde, hukuk çerçevesinde inşa etmeye çalışmazsanız, kendi kurallarınızı, kendi geleceğinizi tayin ederseniz, gün gelir o adaletsizlik sizi de bulur. Ama bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan herkese adil ve eşit bir şekilde muamele edilecek bir hukuk devletini yeniden inşa etmektir. Hani dolayısıyla şuna geleceğim. Yani insanların bugün o üstünde durulmayan beraat kararları onların yıllarına, emeklerine, zamanlarına mal oldu. Hayatlarına mal oldu. O yüzden çok basit bir şekilde üstünden geçebileceğimiz konularda hiç değil. Basit bir pardonla geçilebilecek bir mevzu değil. Örgütün kasası olarak söylenen Kudüs-i Okkur'un
o kırın ne kadar zor şartlarda geçindiği de ayrıca suratımıza tokat gibi çarpmış olduğunu. Cenazesinin paralar toplanarak kaldırıldığını unutmamak gerekiyor. Bir cümle katkı sunayım. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi içerikli olanlar ve özellikle bu hesaplaşma kültürü üzerine olan dosyalarda, soruşturmalarda, kovuşturmalarda yön değişimi hukuklu olmuyor. Ben size söyleyeyim bu kadar. Hukuklu olmuyor. Geçmişe baktığınız zaman da sözde Ergenekon balyoz süreçleri bunların yön değiştirmesi yani hakimler aynı, savcılar aynı, hukuk aynı, kanun kitap aynı. Kardeşim ne değişti de birdenbire 17-25 Aralık mesela onun tespitidir. Size söyleyeyim. Yoksa birdenbire birileri hukukun farkına varmadı. Zaten öyleydi. Zaten kötüye kullanıyorlardı. Ama işte onu siz bir tasfiye aracı olarak gördüğünüzde, sübjektifleştirdiğinizde, hukukun evrensel ilke ve esaslarını sana bana göre yonttuğunuzda, senin mahkemen benim mahkemem, senin savcın benim savcım, senin hakimin benim hakimim dediğinizde ne oluyor? Gücü elinde tutan, ya kendisini koruyor, dokundurtmuyor ya da onu silah olarak kullanıp tasfiye aracına çeviriyor. Hukuk varmış gibi zannediyorsun sen. Şeklen öyle gibi duruyor. Oraya gittiğinizde cübbeler var. Peki. Salon var. Her şey var. Ama sonucu belli yargılamalarda avukatlar deyim yerindeyse kusura bakmasınlar figüran yerine. Yani sırf ileride şeklen hukuka aykırılıklar, zorunlu müdafiilik varsa onun gereği yerine gelsin. Ama Anayasa Mahkemesi'nde, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde hak ihlalleriyle karşılaşmayın. Veya o korku bile olmaksızın bakın işte ne istiyorsanız biz size sunuyoruz. Ama bizde tarafsızlık dediğiniz, bağımsızlık dediğiniz mevhumda özellikle tarafsızlık şudur. İçsel ve dışsal. Dışa karşı öyle görünmek taraf, içte de öyle olmak. Ama tünel sistemi dediğiniz yargılamalarda esasında yargılama adil gibi gözükür ama dürüst değildir. Sonu bellidir, sonucu bellidir. İnsanlar ümitsizce kendilerini anlatmaya, takdim etmeye başlıyor. Ha, orada o kesmek istediği faturayı nerede nihayetlendirecek gücü elinde tutan? Burada onu etkileyen dış faktörler olabilir. Baskı olabilir. Der ki bu buraya kadar yeterli. Veya haddini bildirdik artık bu an. Dikkat ederseniz o süreçlerden geçen insanlar, o torna tesviyeden geçen insanların birçoğu imha oldu. Peki Bülent Arınç hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Efendim? Bülent Arınç hakkında. Hangi açıdan? Mesela şu açıdan. Bülent Arınç'a... Ya siyasi kişiliği. Hayır. Bülent Arınç'a suikast motifiyle ortaya çıkmış. Başlangıç yapayım size. Orada ortaya da, çıkmış. Orada da bir şey söyleyeyim. Benim anlayamadığım... Basılmış bir kozmik oda var. Benim anlayamadığım şu. Bunun cevabını kim verecek bilmiyorum. Ben isimlendirmeyeyim de hani ne söz hakkı mı diyorsunuz? Doğmaz. Şimdi ben o dönemde bunu yazdım. Dedim ki kardeşim bu kozmik odada devlet sırlarına müdahale. İnternette var 2 veya 3 yazı olması lazım. İki soru sordum. Dedim ki kardeşim bu kozmik oda veya neyse askeri mahalde hakimin ne işi var? Bak hakimin ne işi var? Bana geçen gün yayında takip ettim kıymetli arkadaşı. O dedi ki ya amirler bunu tartıştı. Biz bu savcıyı yolladık. Hakim gelsin dedik. Kendisi demiyor. Emir komuta zincirinden kaynaklandı. Yine ismini vermeyeceğim. Biz bunu bir masada konuştuğumuzda sual ettim. Dedim ki kardeşim bu hakim nereden kendisinde bu yetkiyi görüp hangi hakla, kanunun hangi hükmünden hareketle bir oraya gitti. Bir. İki bunu kim içeri aldı? İki. Üçüncüsü de kardeşim o dönemde geçerli olan ceza muhakemesi kanunu 119. maddesinin 5. fıkrası açık. Bu aramayı askeri şahıslar yapacak. Bu adam ne araması yaptı burada ya? Bu adam ne araması yaptı burada? Niye dokundurdunuz? Niye elletti? Burada hocam albayımız ne burada bileyim, sonuçta. Ben bunu Erkan albayıma Yılmaz, sormuyorum köprü. Da evet. Albayımın üst kademesine soruyorum ben. Ha. Anlatabildim mi? Ama siz bunu o zaman sormuştunuz. Tabii canım. Tabii. Yani o tarihte bugünden bakarak sormuş bir soru dedim, değil. Ben bunu anlayamıyorum lan. Yok mu bir baba yiğit dedim ya. Bu nasıl içeri alıyorsunuz siz? Demişler ki bir de. Bak doğru olan savcının orada bulunması ama savcı nasıl bulunacak? Savcı nezaretçidir orada. Aramayı yine askeri şahıslar yapacak. O duracak böyle. Benim anladığım kağıt kalem yok elinde bu şahsın. Belleğim var, nesi var bilmiyorum. Çünkü bir şeyle çıkmadığı söyleniyor. Bu şahıs girmiş, bayağı bildiğin kağıt belge karıştırmış. Arama dediğimiz bizim el koymayı yapmamış Allah'tan. Bir de onu yapsaydı. Onu çünkü bir flash belleğe bir şey kaydedip de bir yerde sözde saklamışlar. Ya adam orada eğer bir hatipse bu, eğer bir hafızası çok güçlü bir insansa bunları almış
götürmüş, nakletmiş ve buna da askeri şahıslar orada seyredip bakmışlar. Ya yazıklar olsun. Daha bunu söyleyecek bir şey var mı? Bak isteyenle bak bunu da söylüyorum kavramı. O dönemde geçerli olan kanunla kitaba bir baksınlar. Tekrar iki sualimi soruyorum. Bu hakimi siz hangi yetkiyle içeri aldınız arkadaş? Bir. İkincisi bu hakime siz hangi kanunun neresinden kaynaklanan yetkiyle orada arama yaptırıp belge bilgi incelettiniz ya? Siz bunu nereden yaptınız? Ha ondan sonra çıkıp anlatıyor. Efendim diyor işte diyor öyle diyor. Önce savcı geldi gönderdik aramızda istişare yaptık. Sorduk emir komutada genelkurmay başkanına kadar. O da dedi ki böyle. Anlatıyor derken kim anlatıyor? Bu en son atıf. Ben dinliyorum işte ya. Tamam işte kim anlatıyor? Neyi? Albayımızı söylemiyorsunuz herhalde. Başka bir şey söylüyorsunuz. Yok canım ben genel. Kim tamam, üstüne alınıyorsa onları söylüyorum. E canım biliyoruz söyleyin yani canım. Ersan Hocam siz de yani. Kim alınıyorsa üstüne onun cevabını oraya. Kime anladınız Aytunç Bey? Ben hoca söylemezse söylemem. Kim üzerine albayım alınıyorsa. Söylüyor. Albayımı söylemiyor canım. Ben tahmin ediyorum kimi şey. Yani daha tepedeki bir ismi söylüyorsunuz siz. Daha tepedeki bir ismi söylüyorsunuz Ersan Hocam. Bilmem. Peki. O zaman ben söyleyeyim. Buyurun. Eğer oradan başlayacaksak. Konuya. Şimdi 19 Aralık'da bize operasyon yapıldıktan sonra 2009 tarihinde 25 Aralık 2009 yani olaydan tam bir hafta sonra 18'de akşam 18'de Cuma günü akşam 18'de 5 savcı yanında 30-40 kadar terörle mücadele polisiyle beraber Nizamiye'ye dayanıyorlar. Bize haber gelmesi üzerine biz sadece soruşturma savcısı Mustafa Bilgili'yi içeriye aldık. Mustafa Bilgili elinde bir arama kararıyla gelmişti. Arama kararını bize gösterdi ve bölge binasını arayacağını söyledi. Başta bölge başkanımız olmak üzere orada zaten biz toplam 4 subay, 4 as subayız, 8 kişiyiz. Arama yapabileceğini ancak aramaları sadece olaya karışan benim ve binbaşının odasında yapabileceğini, diğer odalarda arama yapamayacağını bölge başkanımız söyledi. Bizlerin her ikimizin odası var ama bu odalar zaten tamamen idari maksatlı üstümüzü değiştirdiğimiz odalar. Onun dışında herhangi bir evrak, belge veya çalışma odası değil. Kozmik oda olarak bahsedilen 11 ve 16 numaralı odalarda hem evraklar hem çalışma alanlarımız orası. Buralarda arama yapabileceğini söyledi. Savcı da dedi ki hayır ben bütün binada arama yapacağım. Bölge başkanımız ve biz buna karşı çıktık. Orada arama yapamayacağını söyledik. Tabii bu süreç işte münakaşalarla ve hatta itiş kakışlarla devam etti. Bize gözaltı kararı aldırmıştı. Merkez Komutanlığı personeli vardı. Gözaltı kararını uygulayın dedi. Biz Merkez Komutanlığı personeline karışmamasını, biz emaneti Türk milletine adına Genelkurmay Başkanı'ndan aldığımızı ve bu emaneti de Genelkurmay Başkanı'na iade edeceğimizi söyledik. Başka birine bu emaneti teslim etmeyeceğimizi söyledik. Emaneti Türk Milleti adına Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldık. Evet. Ve bu emaneti olsa olsa yine Genelkurmay Başkanlığı'na teslim ederiz dedik. Onun dışında burada hiç kimse biz buradayken cesedimizi çiğnemeden bu odalara giremez dedik. Nitekim de sokmadık. İlerleyen saatlerde Genelkurmay Başkanlığı'ndan askeri savcılar geldi. Bu konular istişare edildi. Ve netice itibariyle çalışma odalarının bu kozmik oda olarak adlandırılan yerin dışındaki diğer idari odaların aranmasına karar verildi. Diğer 4 savcı da içeri alındı. Polisler içeri alınmadı. Diğer savcılar bu idari birimleri aradılar. İdari birimler dediğim tamamen bizim giyinip soyunduğumuz odalar, yemek yediğimiz yer, spor yaptığımız alan. Bu odalara girilmedi. Bu esnada da münakaşalar devam ediyor. Girersin giremezsin münakaşaları. Askeri savcılar, hocam daha iyi bilir. Ben hukukçu olmadığım için bu maddelerin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama ceza muhakemeleri kanununun 125'e 2 maddesine göre buraya savcı giremez ancak hakim veya mahkeme heyeti arama yapabilir diye bunu söylediler. Bunun üzerine gece zaten 12'yi geçmişti. 6'dan 12'ye kadar bir 6 saatlik süre geçmişti. Bunun üzerine savcı mahkemeden ikinci bir arama kararı talep etti ve gece 12'den sonra ikinci bir arama kararıyla bu sefer hakim Kadir Kayan geldi. Arama kararıyla birlikte geldi. Firari. Bu hakimi tabii bir parantez açıp söylemek lazım. Bu hakim daha sonra bu aramaları yaptı. Ödül olarak da Yargıtay üyeliğine seçildi. 15 Temmuz'dan hemen önce de emekliye ayrıldı ve yurt dışına kaçtı. Şu anda firarda. En Kadir tehlikeli Kayan, o dedi Ersan Hocam az önce. Evet. Kadir Kayan biraz sonra detayını anlatacağım. Kadir Kayan bu 11 ve 16 numaralı odalarda 27 Aralık'tan 20 Ocak'a kadar yaklaşık 25 gün süreyle arama yaptı. Toplam 25 gün süreyle arama yaptı.
Gece 12'den sonra bu arama kararıyla Kadir Kayan geldi. Fakat o esnada rahmetle anıyorum Tümgeneral Selahattin Kısacık Seferberlik Tetkik Daire Başkanımız da bölge binasına gelmişti. Kendisi de bu odalara sokmayacağını, çünkü bu konuda çelişkili durumlar olduğunu söyledi. İlerleyen saatlerde Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ hakimi yanına çağırdı. Başbakan'a ulaşamadığını ve başbakanla konuyu görüştükten sonra bunun kararını verileceğini söyledi. Ersan Hocam'ın cevabı aslında burada. Hani kim neye karar verdiğinin cevabı burada. Ve ertesi gün yani 27-26 Aralık günü, Cumartesi günü başbakanla görüşmesinden sonra da Genelkurmay Başkanı odalara girilmesinin kararını verdi. Bu karar verildiğinde biz emaneti zaten Genelkurmay Başkanı'na teslim etmiştik ve gözaltındaydık. Bunu da belirtmekte fayda var. Ayın 26'sını 27'sine bağlayan gece, yani cumartesiyi pazara bağlayan gece 0:15'te hakim izin verilmesi üzerine tekrar bölge binasına geldi. Ve bu iki odada arama faaliyetlerine başladı. Bu arama faaliyetleri ta ki 20 Ocağı kadar devam etti. Dediğim gibi bunun kararını hocamız daha iyi bilir Ersan Hoca, fakat 125'e 2'ye göre olduğu söylendi. Yani cevap vereceğim. Söylendi. Tabii. Bilemiyorum ben. Doğruluğunu, yanlışını bilemiyorum. Bu kararla girmesine müsaade edildi. Peki yanında gerçekten bir flash disk yok muydu? Bir evrak yanında götürdüm o günlerce süren hiçbir şey? Hiçbir flash disk yoktu. Yanında hiçbir evrak çıkartmadı. Çünkü Seferberlik Tetkik Dairesi'nden askeri personel yanında sürekli nezaret etti. Hatta telefonunu sokmamasını, telefonunu dışarıda bırakmasını ve bununla ilgili orada gördüklerini de herhangi bir yerde anlatmamasıyla ilgili bir yemin metni kendisine imzalatılmak istendi. Ben kitaba da koydum o metni. Onu da imzalamaktan imtina etti. Onu da imzalamadı. Not almasına izin verildi mi? Not almasına da izin verilmedi. Herhangi bir şeyde kaydetmesine de izin verilmedi. Fakat o 25 günlük aramanın sonunda oradan bir takım belgeleri savcıya teslim edilmesi yönünde karar aldı 20 Ocak'ta. Yani kapatma tutanağı düzenlenirken bu şekilde tutanak düzenlendi ve 2 adet de bilgisayardan, hard diskten imaj alınarak, alındı da nitekim bunlar. Bir tanesinin Genelkurmay Başkanlığı'nda bırakılmasını, bir tanesinin de savcıya teslim edilmesi yönünde karar aldı. Yani Kozmik Oda'nın hard disklerini birisi Genelkurmay'a, evet, birisi savcılığa. Evet. Yani Mustafa Bilgili'ye yani. Evet, bir tanesi Mustafa Bilgili'ye. Yine hakimin işte bu evraklar savcıya verilsin dediği 20 tane belge savcıya teslim edilsin dendi. Hard diskin imajının bir tanesi de Genelkurmay Başkanlığı'nda kalsın diye bir kararla o da kapatıldı. Yanında getirmese bile sonunda aslında oradan bir şey çıkışı yapıldı, doğru mudur? Hayır. Bunların sadece kararını aldı kapatma tutanağında. Yine buna Genelkurmay Başkanlığı'nın işte emirleri doğrultusunda Selahattin Paşa buna müsaade etmedi. Buna itiraz edildi. İtiraz üzerine evraklar mühürlendi, zarfa kondu, mühürlendi. Kozmik Oda'da çelik kasaya kondu ve kilitlendi. Hard disk de aynı şekilde, imaj hard disk de oraya kilitlendi. Fakat Genelkurmay Başkanı'nın itirazı üzerine mahkeme yeni bir karar aldı. Dedi ki bu evraklardan belli 12-13 tanesini savcıya verin. Diğer 7 tane bizim özellikle gizli gizlilik derecesine, çok gizli gizlilik derecesine haiz dediğimiz evraklar sizde kalsın. Hard diski de burada muhafaza etmeyin. Çünkü burası olay mahalli. Genelkurmay Başkanlığı'na adliye emanet olarak teslim edin dediler. Bunun üzerine 10 Şubat'ta oradaki hard disk alındı. Savcıya verilmesi gereken hard disk alındı. Genelkurmay Başkanlığı'nın Karagah Destek Grup Komutanı odasında bir çelik kasaya kondu, mühürlendi ve orada emanet alındı. Yani hakim oradan hard diski, savcı oradan hard diski alamadı. Bu hard disk, belge falan çıkaramadı hiçbir şey. Hayır, belge çıkardı. Belge çıkardığı belgeler o 20 tane belgenin içerisinden 12-13 tanesini aldı. Fakat onlar da zaten çok gizli gizlilik derecesine haiz değildi. Yani onlar bizim bir takım yönergelerimiz ve onlarla ilgili hususlarda çok gizli hiçbir belgeyi oradan almadı. Ne zaman? 10 Şubat'ta da bu hard disk oradan çıkartıldı ve Genelkurmay Karargahı'nda adli emanet alındı. Fakat esas her şey bundan sonra başladı. 3 yıl boyunca, 3,5 yıl boyunca bununla ilgili savcı da hakim de hiçbir girişimde bulunmadı. Yani soruşturmada hiçbir adım ilerleme kaydedilmedi. Maksat oraya girmek. Bir şey soracağım. Bu maksat hasıl hakim, olmuş. Hakim, ben bir şey söyleyebilirim bak. Bir buyurun. Saniye. Şurayı düzeltelim önce. Şimdi benim önümde, şimdi burası hukuk devlet değil mi? Böyle biz anayasa kanunlarla bağlıyız. O dönemdeki. Şimdi bir önceki dilimde dur, hukuk devletiymiş gibi davranmamızın. Ya ama biz öyle olacağız ya. Bizim vazgeçmemiz yok. Yoksa hukuk devleti ilkesini anayasanın ikinci maddesinden kaldır. Rahatla. Bunu kabul edebilir miyiz? Etmeyiz. Şimdi 116. maddeden 135. maddeye kadar arama el koyma düzenleri. Bak hataya bak.
Şimdi bunun 119. maddesinde, onun 5. fıkrasında ilk çıktığında askeri mahallelerde yapılacak aramada Cumhuriyet Savcısının yanında hakim de vardı. Onların istem ve katılımıyla askeri makamlar tarafından yerine getirildi. Sonra bu hakim çıkarıldı. Savcı girebilir buraya. Yani bunda hiçbir tereddüt yok. Tamam. Sayın Komutan'ın söylediği o 125. maddenin 2. fıkrası maalesef ya bilinçli ya da bilinçli olmaksızın yanlış anlaşılmış. O belgelere el koyacaksın kardeş. Ondan sonra onları inceleme yetkisi. O ayrı. Dolayısıyla 125. maddenin 2. fıkrasının tatbiki ancak el koyulmuş da devlet sırrı niteliğini haiz olan belgeler üzerinde incelemenin ne şekilde yapılacağını, bu da mahkeme kovuşturma aşamasında olur. Yani Sayın Albay'ın bilmemesi teknik olduğu için çok mümkün bunu, ama hukukçuların bilmemesi diye bir şey olamaz. Oradaki bir askeri defa, hukukçular bak, yanlış bir defa, karar veriyor. Bir defa kardeşim, bir defa oraya savcı girebilir. Savcı nasıl girer biliyor musunuz? Gecikmese zarar umulan halde savcının kendi aldığı bir karar vardır. Anidir yani. Bir suçüstü hali vardır. Hakime ulaşma imkan ve ihtimali yoktur. Yürürsün. Ya da hakimden karar alırsın. Hakim kararında arama saatlerini belirtir. Yerini, koordinatına kadar belirtir. Şu mahalde, şu yerde, bu kadar süre şu suç işlendiği iddiasına dayalı belgelerle sınırlı der. O sırada farklı bir suça konu belgeye de ulaşırsa, ya öyle bir toptan 25 gün arama, ya kafayı yiyeceğim ben ya. Ya bunu kim vermiş ya? Ya şimdi bir kasten insan öldürme suçunda bile silah ararken bir mahalde 25 gün silahı ancak şey diye ararsın yani. Dersin ki arkadaş alanı genişletin, bütün şehri arayacağız. Bunu şimdi, kim vermiş dediniz kim? Geleceğim bak. Şimdi 119 bir türlü söylemiyorsunuz Ersan Hocam. Bunu kim vermiş dedim. Şimdi komuta kademesi şimdi, kimse ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sokmayacak bakın. Kardeşim içeri diyecek ki bir. Ama bir bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, bir dakika. Siyasi iktidar. Ya şimdi hayır hayır. Siyasi iktidarın öyle bir dedi. Öyle bir, bak siyasi iktidar bunu orada emir komutada üstte olamaz. O dönemdeki yapılanma farklı. Genelkurmay Başkanlığı başka işliyor. Yani o şimdi siz bu dönemde yeni yönetim sistemi oradaki en üst kademede Genelkurmay Başkanıdır. Bu komuta kademesi öyle işler. Askeri hiyerarşide vardır. Askeri hiyerarşi. Benim anladığım şöyle bir saçmalık olmuş orada. Demişler ki kardeşim savcı gitsin hakim gelsin. Bir yanlış. Ya 125'e 2 var kardeşim. 125'e 2 belgelere el koyulduktan sonra onların incelenmesiyle ilgili bir mesele. Aramayla ilgili değil. Aramayı askerler yapar. Müsaade eder misiniz Ersan bak, Bey? Bak sadece şöyle savcı durur. Bak şöyle kalktım ayağa. Durur bakar nezaret eder. Der ki şunu arıyoruz bunu arıyoruz. Gidip oraya nüfuz edemez. Ona dokunamaz, bir şey yapamaz. Orası askeri mahal, bitti. Şimdi, zaten bu durumdan rahatsız olunduğu için 2018 yılında askeri mahallelerde aramayı rahatlattılar. Tamam, ama usul hükümleri geçerli olduğu zamanlardaki kurallara göre uygulanır. O tarihte kural bu. Bir neymiş? Savcı giremez. İki neymiş? El koyulduktan sonra belgeleri inceleme konusundaki usulü 125. madde düzenler. Bundan önce 119. maddenin 5. fıkrasını tatbik edeceksin sen. Peki Erkan Bey'in bir şeyi var orada. Niye yapılmış, niye edilmiş ben bilmiyorum. Hele 25 günü ben hiç anlamıyorum. Şimdi ne hocam, arıyorsun 25? Bakın ben dediğim gibi hukukçu değilim. Orada olanları yani neye göre girildiğini söylüyorum. Sizde de bu konuda hani polemiğe de girmek istemem ama şöyle bir şey söyleyeyim en başta. Bakın 3 tane yazı yazdım diyorsunuz. Bu devletin güvenliğiyle ilgili bir konu. 3 tane yazı ben yazacağınıza şimdi, keşke o zaman Genelkurmay Başkanı da söyleseydiniz. Vallahi bunu. Ben bana soranlara bakın kafayı söyledim. Yedim diyorsunuz ama kafayı yememişsiniz belki. Yok. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ya benim söylemek bakın, zorunda olduğum orada, şu. Orada orada Genelkurmay Başkanlığından ben bilmem. Ben olay basına yansıttıktan sonra yapılan şeklin yanlışlığını ortaya koyarım. Orada ben olursam onu yaptırmam. Askeri savcı Tezer Gürkay Güven. Ama, bilemem. Askeri savcı Tezer Gürkay Güven. Devlet millet bilincine sahip, vatanını, ülkesini, devletini en az benim kadar seven kahraman bir savcıdır bakın. O arkadaşımız orada kendi hukuk bilgisiyle oradaki komutanlarımıza yol göstermiştir. Ersan Bey böyle diyor. Ersan Bey'in bu savunduğu fikri ben bugüne kadar hiç kimseden duymadım. Ama özünde şunu söylüyor. Özünde şunu söylüyor bakın. Oraya savcı girer, bak. Asker nezaret, asker arar diyor.
Sonuç itibariyle savcı girmedi, komutanım, hakim bak, girmedi. Sana bir bakın. Madde okuyayım. Neyse, bak, bir saniye ya, önemli bu bak. Ama değil. Burada şimdi sen onu ortaya getirdiğin zaman ben buna cevap vermezsem. Şu an esasdan şaşıyoruz. Bak, esas orada başka bir konu var. Yani savcının ya da hakimin girmesi çok önemli değil. 125. maddenin ikinci fıkrası dediğin zaman 125. maddenin ikinci fıkrası incelemeyi yapan hakim veya mahkemenin tutanağı kaydettireceği, tutanak altına alacağı söyleniyor. Tek tek yazacak. Sen diyorsun ki hiçbir şey kayıt altına almadı, aldırmadı. Evet. O zaman sen 125. maddeyi zaten tatbik etmemişsin orada. Etmemişsin ki. Hocam Ersan fark hocam, etmez. Ben şey olanları size söylüyorum. Bir şey soracağım. Itibariyle... Şimdi ben şu ihtilafı anlamadım aranızda. Nihayetinde albayım diyor ki biz direndik diyor. Ayrı iş. Nasıl ayrı iş? Bu önemli bir iş yani sonuçta. Hemen, o dönem bu kadar yani, hakim olan bir şey grubuna karşı yani. Direndik. Ve de şunu söylüyor. 2020'den kolay tabii 2009'u konuştuk evet. Ama burada ben 2009 çok yani zor bir şey. Şunu söylüyor. Yani ben emaneti genelkurmaydan aldım. Bunu ancak genelkurmaya teslim ederim. Genelkurmayın da o dönem nasıl bir irade ortaya koyduğunu biliyoruz. Ya şimdi zaten bunlar basına yansıyan şeyler. Yani burada dediğim gibi boşu boşuna asıldan sapıyoruz. Çünkü kim soktu, niye soktu? İşte kimi soktu, niye soktuğu belli. Başbakan talimatıyla Genelkurmay Başkanı buyurun girin dedi. Savcı giremez, hakim girebilir dedi. Ersan Bey söylemiyor, ben söylüyorum. Başbakan talimat verdi, Genelkurmay Başkanı da soktu. Yani şimdi bunun söylenecek, söylenmeyecek. Talimatı kim verse? Neden bilmiyorsunuz? Gazeteleri okumadınız mı Ersan Bey? Ben nereden bileyim? Başbakan çıkıp ben talimat verdim diye bütün açıkladıysa tamam. Ben bilmiyorum diyorsunuz ya yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Sayın Erdoğan'la, işin o tarafına Sayın Başbuğ zirve yaptı. Şimdi yapılan, o zaman siz bilmiyorsunuz. Usul ben size söylüyorum bakın. Hayır, Başbakan talimatıyla Genelkurmay Başkanı'nın girilmesine müsaade etti bir. İkincisi, Genelkurmay Başkanlığı Başbakan'a bağlıdır. Bu talimatı uygulamakla yükümlüdür. Kanunsuz emri de mi? Üçüncüsü kanunsuz emri de mi? Vallahi işte onu o zaman o zaman siz bunu Genelkurmay Başkanlığı'na sorarken şunu da dile getirmek lazım. O zaman hani başka bir boyuta geçeceğiz. Başka tartışmaların içine gireceğiz. 2012 yılında MİT müsteşarı ifadeye çağrıldığında biliyorsunuz kanun değişti. O öncekiler geçerli olur. O zaman demek ki 2009 yılında bu karar verilirken siz bizden saklayacağınız bir şey var mı dendi. Genelkurmay Başkanı da daha sonraki açıklamalarında hepiniz biliyorsunuz başlangıçta karşı koydu ama daha sonra dedi ki ben dedi verdiğim kararın arkasındayım. Bugün olsa yine aynı kararı verirdim. Çünkü silahlı kuvvetler üzerine şaibeli, faili meçhul bütün cinayetler silahlı kuvvetlerin onu üzerine bırakılacak. Onu ben de duydum yani. Ama onu hukuk üzerinden anlatamaz. Ama şöyle bir şey tabii o tartışılacak konu ama sizin kitabınızda da var ben onu gördüm. Kadir Kayan bilgisayarda ne aradı mesela? Hangi isimleri aradı? Kritik noktalardan biri vallahi bu. Sayın Başbuğ niye onu söyledi? Şimdi kitapta da yazdığım gibi şimdi bakın aradığı anahtar kelimeler var. Yani Bülent Arınç'la ilgili suikastla suçlanıyoruz ya. Suikastla ilgili Bülent Arınç'la ilgili bir şey aramıyor. Aradığı kelimeler Abdi İpekçi cinayeti, Hamle Mitoğlu cinayeti, işte Danıştay cinayeti. Aradığı kelimeler bunlar. Zaten hakimin oraya bir girişle ilgili bir maksadı var. Ama benim burada söylemek istediğim şu. Hakim oraya girdi ama o maksadına hasıl olamadı. Yani buna o dönemde hiçbir şekilde müsaade edilmedi bakın. Bunu bütün dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bunu bilsinler. Bu benim fikrim değil. Bu konuda kamuoyu müsterih olsun diyorsun. Müsterih olsun. Çünkü bu benim fikrim değil. Bakın kitabın arkasında 25 tane ek var. Bu ekleri incelediğinizde zaten nereye girdi, nereye giremedi ve giremediği için orada rahmetli tümgeneralimiz Selahattin Kısacık'la ilgili tuttuğu 30'a yakın tutanak var bakın. Suç duyurusunda bulunuyor kendisiyle ilgili. Neden? İşte bizi engelledin diye. Oradan hiçbir evrak alamadı. Kafasına da yazamadı çünkü içeride aramalar esnasında Seferberlik Tetkik Kurulu'ndan personel vardı. Ne zamana kadar? 2013 yılına kadar. Şimdi ben Ersan Bey esas onu sorgulamak lazım. 2013 yılında Şubat ayında 10 Şubat'ta aynı savcı Mustafa Bilgili mahkemeden tekrar bir karar talep ediyor. Diyor ki hani şeyde 2010 yılında hard diskin imajı Genelkurmay'da adli emanete alınmıştı ya. O adli emanetteki imajı bana verin çözümlemesini yapalım diye mahkemeden karar talep ediyor. 2010 yılında mahkeme bu soruşturmadan kovuşturmaya döneceği zaman biraz önce Ersan Hocam da söyledi. Kovuşturmaya döneceği zaman mahkeme heyetince incelenmek üzere adli emanete bırakılacak diye karar vermişti. Ama 2013 yılında mahkeme tam tersi bir kararla bu sefer savcıya verilmesini uygun görüyor. Evet burada adalet yok. Burada adalet yok. Ve bu adaleti olmadığını, kanunların uygulanmadığını bilmesi gerekenler ya bilmiyorlar
ya bilerek ya bilmeyerek buna çanak tutuyorlar. Bunu 2000, ben bilemem. 2013 yılında dediniz değil mi? Evet, yani Artdisk'in o imajın alınması. 2013 yılında mahkeme savcıya diyor ki alabilirsin, onun çözülmemesini yaptırabilirsin. Savcı bunu Genelkurmay Başkanlığı'na yazıyor mahkeme kararını. Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu Artdisk 3 kişilik bir heyetle savcıya teslim ediliyor. Ne zaman? 16 Mart 2013'te. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bugün baktığımızda işte daha geçen yani çok arama yapıldı mı? Çok şey, bakın liste arama listesi anda, de var. Barış, şu anda bir söylediğim sadece Artdisk'in imajıyla bahsediyorum. Onun dışında belgeye bakın. Oraya geleceğim. Kadir Kaya'nın, ayağa kalkabilirim bakın, değil mi yönetmenim? Kadir Kaya'nın arama listesi bu değil mi? Evet. Tutanakta tuttuğunuz liste bu. Evet. Kadir Kaya'nın arama listesi. Elektronik ortamda 11 Ocak 2010 günü arama yapılan kelimeler, Ankara'da işlenen cinayetler, Ahmet Taner Kışlalı, Hablemitoğlu, Uğur Mumcu, Danıştay, şüpheli şahıslar, zararlı şahıslar, tatbikat, ne emirler? Şifai emirler. Ben şifai emirler, komutan emirleri vesaire vesaire. Yani Bülent Arınç yok. Yok. Sözcükler içerisinde arama sözcükleri. Evet, maalesef. Oysa her şey Arınç'a bir suikast iddiasıyla evet başlıyor. Peki Bülent Arınç samimi olarak kendisine bir suikast düzenleneceğinden şüpheleniyor mu o dönemde? Şüpheleniyor. Bunu işte gazetelerdeki haberlerden de görüyoruz. Yapılan haberlerde kendisi diyor ki işte burada bana bir suikast yapılacaktı. Çukurambar'da hedef bendim. Hı hı. Ankara Emniyet Müdürü'nü çağırdım. Kendisiyle görüştüm ve görüşmemde işte kamera kayıtlarını da izledim. Dinleme şüphesi de var. Bu şekilde Bülent Arınç'ın ifadeleri var. Daha sonra tabii Bülent Arınç bununla ilgili ifadelerini değiştiriyor. Bakın burada diyor ki Çukurambar'da hedef bendim diyor. Hı hı. Yine olayı MGK'ya götüreceğim diyor. Hı hı. MGK'da komutanlardan açıklama isteyeceğim diyor. Hı hı. Ve bu o tarihte Star Gazetesi'nde Şamil Tayyar'a verdiği röportajda. Hı hı. Bunları ben üfürmüyorum yani. Bunlar hı hı belgeli. Hı hı. Ama daha sonra 2012-2013 yılından itibaren söylemlerini değiştiriyor. Ben 40 yıllık ağır ceza avukatıyım. Böyle bir suikast olmaz. Olmadığını ben biliyordum diyor. O dönemde çok kısaca bahsedeyim, rahmetli Hasan Hüseyin Türkoğlu o dönem MHP milletvekiliydi, benim arkadaşımdır. Ona o yani bir saniye hocam, aradan yıllar geçtikten sonra ya ben zaten öyle bir şeye ihtimal vermemiştim mi evet, diyor yani. Evet, söylemini değiştiriyor. Diyor ki öyle bir şey ben zaten ihtimal vermemiştim diyor. Ama verdiği ihtimal. Ama o zaman yaptığı açıklamalar var. Çukurambar'da hedef bendim. Ve bunu şeye götüreceğim, MGK'ya götüreceğim. MGK'da komutanlardan bunun açıklamasını isteyeceğim diyor. Barış Pehlivan. Şöyle ki şimdi ben bu kilit kelimelere baktığımda ben şunu görüyorum. 2009'un başı, 2008'in sonları. O zamanlar Ergenekon davası daha yeni başlamış durumda. Ve Ergenekon davasını kurgulayan Fethullahçıların Ergenekon adı verdikleri işte o davaya şiddet eylemi, terör eylemi, cinayet ihtiyacı var. Yani örnek veriyorum işte Danıştay suikastini bakın bu adamlar yaptı. Bakın Ahmet Taner Kışlalı'yı bu adamlar öldürdü. Uğur Mumcu bunlar öldürdü gibi şiddet terör eylemlerine ihtiyaçları var. Bir şekilde terör örgütü olarak göstermesi gerekiyor o insanları. Barış Bey'in söylediğine bir katkıda bulunayım ben bu anlamda. Bakın 19 Aralık'ta bir ihbar telefonuyla bu operasyon yapılıyor. Ve yıllarca bu zannediliyor ki soruşturma 5,5 yıl sürüyor. 5,5 yılın sonunda takipsizlikle sonuçlanıyor. O kararda biz yeni bir şey öğreniyoruz aslında ve daha sonra polisler hakkında açılan davada yeni bir şey öğreniyoruz. O ihbar telefonuyla başlamamış bizim takibimiz. Ne zaman başlamış peki? 19 Aralık'tan 9 ay önce Mart 2009'da başlamış. Peki nerede başlamış? İstanbul Emniyeti'nde. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve ekibi bizi Ergenekon kapsamında takibe almışlar. Neden? Çünkü bir tane ihbar maili gelmiş. Kendini vatansever bir uzman çavuş olarak tanıtan isimsiz bir vatandaş bir mail atıyor. İsmini vermiyor. Kendini tanıtmıyor. İşte bizleri Ergenekon uzantısı olarak tanımlıyor. Bizlerin iç yüzünü gördüğü için onu dışladığımızı söylüyor. Ekibin başında benim olduğumu, işte yardımcılarım olduğunu, teknik personel olduğunu, adam sorguladığımızı, dağa kaldırdığımızı, bombalama eylemleri yaptığımızı söylüyor. Özel kuvvetleri mi hedef alıyor esas olarak? Direkt beni. Yani ekibin başı Albay Erkan Büyükköprü'dür diyor. Hı. Yardımcıları işte Yarbay filanca binbaşı filanca diye. Evet. Sonra da anlaşılıyor ki böyle bir şey yok. Bu maili atıyor. Bakın bunun, bu ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musunuz? 2015'te bu dava kumpas oldu, ortaya çıktıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Daire Başkanlığı, Organize Suçlar Daire Başkanlığı bununla ilgili inceleme yapıyor.
Emniyetten geriye dönük bizle ilgili tüm aramaları, dinlemeleri talep ediyor ve o zaman ortaya çıkıyor. Benim ama anlamadığım şey var. Bir şey söyleyeceğim. Mektup nereden gönderilmiş? Bir noktayı sadece söyleyeceğim. O zaman Ali Fuat Yılmazer ve ekibi ve mahkemeden teknik takip kararı çıkartılıyor. O maili hiç incelemiyorlar. 2015'te o mail incelendiğinde o mailin atan bulunamıyor ama mail nereden gelmiş? Amerika Michigan'dan. Şimdi ben yani Kozmiko'da davası Michigan'da Amerika'dan yönetiliyor. Aytunç bir saniye. Bakın bunu ya unutmayın. Amerika'dan yollanan maille. Ben şunu merak ediyorum. Bakın daha bugün galiba Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. İşte 15 Temmuz'dan beri işte şu kadar binlerce, on binlerce muvazzaf askerle ilişkimiz kesildi. Yani bunlar Fethullahçı, terör örgütü üyesi diye. Şimdi bakın, bunlar 2008'de ve 2009'da da vardı. Ve siz Türkiye Cumhuriyeti'nin, ordusunun en önemli kurumlarından birisinin en önemli subaylarından birisiydiniz. O zaman Kozmikoda'ya Fethullahçılar böylesi bir operasyon yaparken size bu operasyonu yapanların Fethullahçı olduğunu biliyor muydunuz? Bir. Biliyorsanız veya bir şekilde Fethullahçıların TSK'yı böyle ele geçirmeye çalıştığının farkındaysanız siz neler yaptınız? Ben şunu çünkü tam olarak hala yıllardır içime sindiremiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bu adamlara bu kadar kolay teslim edildi? Ve bu ülkenin albayları, yarbayları, generalleri nasıl bu kadar, genelkurmay başkanları nasıl bu kadar göz yumdu, nasıl bu kadar kolay bu insanlar teslim oldu? Lütfen bu sorumu yanıtlayın çünkü hala bana kalırsa kamuoyunda kafası bu konuda net değil. Şimdi bakın tabii hani konu Kozmik Oda'dan biraz başka yöne kaydı ama ben bunu cevaplayacağım. Tam da bununla ilgili ama. Evet evet cevaplayacağım, güzel bir soru. Şimdi bakın biz kendi adıma ve yani bizler sonuçta silahlı kuvvetlerin işte özel kuvvetlerinde, güzide bir birliğinde ve güzide birliğinde güzide bir biriminde Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda görev yapıyoruz o dönem. Doğal olarak bizim o dönem görev tanımımız içerisinde şahsım ve arkadaşlarım adına söylüyorum. Fethullahçıların tespiti gibi bir bizle ilgili böyle bir görevimiz yok. Bizim onlarla mücadele gibi de bir görevimiz yok. Ama sonuç itibariyle görevimiz yok diye tespit ettiklerimizi raporlamıyoruz diye bir durum da yok. Tabii lütfen ki var. Araya giriyorum. Sizin Bülent Arınç'a suikast yaptığınız iddiasıyla, kumpasıyla yakalandığınız sırada siz bir askeri dışarıya belge sızdırıyor iddiasıyla doğru. Araştırırken yakalanıyorsunuz. Aslında bu da bir görev değil mi? Tam tabii, da tabii. Fethullahçılar bunu yapmıyor muydu? Tabii yani. Ama burada, yani bu görev alanınız için de benim bildiğim kadarıyla. Tabii tabii görev alanımız için hayır, de. Yok yani, dediniz ya. Hayır yani Fethullahçı mı değil mi kısmını söylüyorum. Yoksa tabii ki işte dedim ya yani biz görev alanımızda olmasa böyle bir görev verilmese bile bizim bir tespitimiz varsa zaten onu raporluyoruz. Yani illaki bize birinin şunu takip et bu böyle mi değil mi demesine de gerek yok. Kendi tespitlerimiz de oluyor ve bunları raporluyoruz. Bu var raporladıklarımız mıydı? Elbette var tabii. Ve bu raporladıklarımız içerisinde basına da yansıdı. Bunu sizler de biliyorsunuz. Askeri Şura'da ve Milli Güvenlik Kurulu'nda aslında Genelkurmay Başkanları bunları dosyalar halinde verdiler yani. Bunlar basına da yansıdı. Kendi açıklamaları da var. Ama o dönem biliyorsunuz bu dosyalar hep genellikle sümenalt edildi. Bu, bizim verdiğimiz raporlar görmezden gelindi. Şimdi bakın tabii... Bir, hani takip ettiğimiz personelle ilgili de yanlış anlaşılma olmasın diye hani bunu da söylemek istiyorum özellikle. Bilgi sızdırdığı şüphesiyle biz onu takip ettik yaklaşık bir yıl boyunca. Ama bu personelin bilgi sızdırdığı ile ilgili herhangi bir bilgi belgeye de ulaşamadık. Ben bunun Fethullahçı olduğuna şu an itibariyle düşünüyor muyum, inanıyor muyum? Bana soruyorsanız ben düşünmüyorum da inanmıyorum da. Neden? Bunun bir gerekçesi var. O gerekçe de şu. Bu şahıs 2010 yılında emekli oldu. Bakın eğer Fethullahçı olsaydı... Diğer Fethullahçılar gibi yol açık olur ve devam ederdi. Emekli olması bence onun Fethullahçı olmadığını, çünkü o dönem en güçlü oldukları dönem en büyük göstergesi. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Bakın Mustafa Önsel Albay'ın kitabında yazar bunlar. Çok güzel konulara değinmiştir kendisi. 2008 ile 2014 yılları arasındaki toplam 6 yılda ve ondan önceki 2002 ile 2008 yılları arasına baktığınızda Kara Harp Okulu'ndan atılan öğrenci sayılarına baktığınızda 2008 ile 2014 arasında yaklaşık 10 kat fazladır bakın. 2002-2008 arasındakinden 10 kat fazla öğrenci atılmıştır. Atılan öğrencilerin tamamı Atatürkçü, Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı asker öğrencilerdir.
Bunlar 2008 ile 2014 arasında tasfiye edilmişlerdir. Bunları tasfiye edenlerin bunların hesabını vermesi lazım bakın. Peki, yani o... ben düşünün silahlı kuvvetlerin bir albayı olarak ben yönetici makamında değilim. Bana verilen görevi yapıyorum ama yönetici makamında olanlar bunları o dönem sorgulamalıydı. Ne oldu da kardeşim geçen sene 50 kişi atılırken bu sene 500 kişi atıldı diye bunun sorgulanması gerekirdi. Ne oldu? Bütün harbiyeliler bir anda disiplinsizleşti mi? Ve bunları özellikle tasfiye ederken öyle acımasız şeyler yaptılar ki onların ailelerini çağırdılar okullara. Sudan bahanelerle o çocukları ceza puanlarını düşürdüler. Ve dediler ki ailelerine ya siz alın bu çocukları okuldan ya bunlar disiplinsizlikten atılacak. Hayatları boyunca arkalarına teneke bağlanacak. Hayatları boyunca mağdur olurlar ama siz alırsanız bu çocuklar mağdur olmaz yeni bir hayat kurarlar diyerek aileleri de kandırdılar. O çocukları aileleri atılmasınlar diye kendi istekleriyle aldı. Ve şimdi o çocuklar o hakları alamıyorlar. Niye? Çünkü kendi istekleriyle ayrıldılar diye. Peki. Bakın bu kumpaslar kuruldu. Tamam. Konuşmaya devam edeceğiz ama birkaç izleyici sorusunu da sorayım ama kısa yanıtlar rica edeyim albayım sizden. Oğuz Tuncay demiş ki saydığınız o değerli isimlerin az önceki o listede katledilmesinin sorgulanmasından neden rahatsızlık duyulur ki sis perdesinin kalkması için elzem değil mi ki? Oğuz Bey onların sorgulanmasından duyulan bir rahatsızlık değil. Bülent Arınç üzerinden çıkan bir operasyonda normalde onunla ilgili bir takım aramalar yapılması gerekirken o aramaların yapılması katkı enteresan. Katkı sorabilir miyim? Bakın orada. Hı-hı. Şimdi yine teknik değil ama eksik bilgi şu. Hı-hı. Şimdi bir aramanın, bir el koymanın yapılabilmesi için somutlaşmış suça konu olabilecek fiil lazım. Kimi arıyorsun? Neyi arıyorsun? Hı-hı. Hangi saatte arayacaksın? Hı-hı. Ne yapacaksın? Bunları belirleyeceksin bir. Dolayısıyla şaşırdığım husus şu. Konu eğer Bülent Arınç'a suikast iddiasıysa sadece onunla sınırlı gelirsin. Ve biraz önce gösterdiğiniz kavramlar üzerinden hele askeri mahallede tuşlara basıp arama yapabilme yetkin yok ki senin. Niye? Bir suç nedeniyle arama yapıyorsun. O suçla ilgili olmayan başka suça konu tesadüfen delil bulursan o ceza muhakemesi kanunu 138. maddesinin 1. fıkrası uyarınca el koymaya konu edilir. Ama bunun dışında böyle gelip liste elinde saçma sapan orada veyahut da bilgisayarda arama yapamazsın kardeşim böyle bir saçmalık olur mu ya? Olmuş. Olmayacak işte zaten olmuş. Sayın Komutan üstüne alınmasın benim onunla bir derdim yok da yani, bunu göz göre göre orada ama ben de kimden soruyorum. Niye korkuyorsun? Yani o zaman az önce Ersan Hocam siz bu gösterdiğiniz tepki ya böyle şey olmaz böyle saçmalık olmaz dediğiniz tepkide şimdi bu eleştirme hedefi şey, genel kurmayın başı ya, değil mi o zaman yani o dönemki? Gökmen Bey yine aynı yere geliyoruz bak şimdi Türkiye Cumhuriyeti. Ben o ismi sordum tamam, dedi telaffuz etmek istemiyorsunuz. Bir saniye efendim. O tarih hangi tarihte bu komutanım arama yapıldı sizin orada 2009. Yıl olarak? 2009'da başladı. 2009'da bitti. Sene 2020 aynı hususlarla konuşuyoruz. Yine korku, yine endişe, hukukun, kanunun, kitabın gereğini uygulayamıyorsun. Biraz önce sayın komutan dedik ya hoca sen ne diyorsun? Ne kanunu kitabı dedi ya. Gelmiş oraya dedi dikilmiş soruyoruz ediyoruz biz kuş gibi kaldık orada 8 kişiyiz. Ne yapacağız? Ha, yok kuş ya, gibi kalmadık biz orada neyse, aslanlar gibi kaldık yani. Hayır bir kararsızlıkta kalıyorsun. Evet, albayım diyorsun, kuş gibi kaldı değil. Direndiklerinin hikayesini anlatıyor. Ana mecrandan saptırmadan gidiyorum. Diyorum ki şimdi bu kanun kitabı burada niye oturuyorsun sen? Kanun kitapla oturuyorsun. Diyorsun ki alınmış yayın hakkım var bu saatte programını yapıyorsun biz de dinliyoruz seni moderatörsün çıkıp ben diyebilir miyim sana? Ya geçir sen bu işi yapamıyorsun ben burada oturacağım. Kural kaide var. Şimdi geliyor bir savcı diyor ki ben diyor Kozmiko'da adı neydi sizin müessesenin tam? Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı. Ben gittim oraya diyorum ki ben geldim arama yapacağım. Sen kimsin diyor. Ben savcıyım diyor. Bak diyor kardeşim elimde karar var diyor. Diyorlar ki olmaz kardeşim sen git o da gösteririm diyor biraz sonra geleceğim buraya diyor. Gidiyor koşa koşa diyor ki efendim diyor bunlar diyor hemen diyor bu formülü bulun. Ne bulalım? Ya Ersan bak. Hocam bakın bu şimdi ama bir şey bu mizansen ama bir dakika bak müsaade edin bu mizansenler. Ya mizansen seyirci... değil ben bunu biliyorum. Ama bakın bak öyle bak, değil öyle değil biliyorum. Bakın bu gerçekten seyirciyi yanıltı. Hocam o hakim kendi başına iş öyle ben size göstereceğim falan bak, yok nöbetçi. Bakın orada. Orada öyle sadece... değil. Hayır, ben onun mizansı. Ama bakın bu seyirci tamam. Seyirciyi yanlış yönlendirir ya, lütfen yanlış rica değil. Ediyorum. Yok, orada şey hakimin savcının öyle bir şey yapması mümkün olmadığı gibi. Albay'ın duyarlı olduğu konuyu bir öğrenelim bakın, ondan şimdi sonra. Şimdi orada savcının yani... bize parmak sallaması gibi bir şey olmadığı gibi. Oraya girdiğinde 2 biraz... saat boyunca tek başına sadece savcı orada kaldı ve orada çaresiz kaldı. Ben bunu size söyleyeyim. Bu olayın şahitleri hem 8 arkadaşımdır hem Merkez Komutanlığı'nın diğer personelidir. Akabinde de diğer savcılardır. Burada bakın bir şey söyleyeyim size. 5,5 yıl sonra
takipsizlik kararında takipsizlik kararını veren savcı Tekin Küçük'ün bakın ifadesini okuyorum buradan. Diyor ki Cumhuriyet Savcısının soruşturma açması için başlangıç şüphesini oluşturacak emarelerin basit ve makul şüphenin dahi soruşturmanın başlangıcında bulunmadığı. Günaydın diyecek. Biraz önce dediniz ya. Günaydın. Tamam. Ama şimdi şöyle benim anladığım şu. Ersan Hoca durumun hukuki açıdan ne kadar absürt, ne kadar saçma olduğunu ama vurgulamak için olayı ya karikatürize... Ama hep Türkiye Cumhuriyeti'nde hep böyle öne geçiliyor. Tamam hocam. Ya evet öyle diyorsun ama fakat durum öyle değildi, öyle değildi. Yani kural kaydı uygulayamıyorsun. Aytun Çerkin. Hoca yanıt istiyor ya ama. Lütfen. Şimdi Sayın Başbuğ bunu anlattı zaten. Dedi ki biz girilmesini istemiyorduk. Burada başka niyetleri var. Kötü. Bunu CNN Türk'te de anlattı, röportajlarında da anlattı. Sayın Erdoğan'la bir görüşme yaptık. Saklayacağınız bir şeyiniz mi var dedi bize Sayın Erdoğan. Yok dedik. Ama hukuki anlamda yanlış dedik. Bunları söyledi. Yalanlama da gelmedi. Ama dedi ki Sayın Erdoğan girilmesini istiyoruz, hukuka uyulmasını istiyoruz. Ne yapacağız hocam şimdi? Ya ben sivil ülke bak, yok mu? Aynı hani durum, baktığınız zaman bak, şimdi burada... Tamam. Bey, aynı durum bir saniye. Örnek verirse Aytunç, de daha bak. Aynı ben durum. Ben tam reklam aramak için... Gökmen Bey, Allah aşkına müsaade bir cümle söyleyeyim. Kimseye bak öyle sıkıntı vermek gibi niyetim yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde bu milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını geçmişe dönük anayasaya aykırı, hukukun evrensel ilke ve esaslarına aykırı şekilde kaldırırken bir siyasi partinin lideri dedi ki anayasaya ve hukuka aykırı ama siyaseten ben böyle hareket etmek zorundayım. Bu zihniyeti sen terk etmediğin sürece kardeşim Türkiye Cumhuriyeti hukuk mu konuşma. Tamam. Hiç. Şimdi kafana göre takıl gitsin. Tamam. Dediğim gibi öyle, Ersan Hoca'nın o olaya ilgin anlatımını yani olayın hukuki olarak şeyini anlatırken karikatürize etmesini doğal olarak albayın bir duyarlılıkla karşıladı. Çünkü değil, orada bir şey stresli saatleri yaşayan, stresli günleri yaşayan kendisiydi ve bize de anlatmaya devam edecek. Şimdi izleyici soruları geliyor. Onları da yönelteceğim. Seren Selvin Korkmaz'ın yüksek anlayışına, müsaadesine, affına sığınarak sizin konuşmasını yani ben sizin affınıza sığınırım ama yarın seyircilerimiz size haksızlık yapacak. Ekranda bile kadın konuk gösterilmedi. Bana mesajlar geldi. Hani yarın haksızlık olur. Beş erkek tartıştı derler. Haklısınız. Olmasın. Haklısınız Seren Hanım. Bir sonraki dilimde Seren Selvin Korkmaz'ı dinleyeceğiz. Sorular çok geliyor. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından tekrar birlikteyiz sayın seyirciler.